Bir soru var. Şöyle bir soru var. Amel defteri ne zaman tutulmaya başlıyor? Amel defteri, sağ tarafımıza melek var. İyilikleri yazıyor. Sol tarafta melek var, kötülükleri yazıyor. Ne zamandan başlar? Ergenlik çağına geldikten itibaren amel defteri, yani helal ve haramın, namazın, orucun ve diğer ibadetlerin önem kazandığı, farz haline dönüştüğü ergenlik yaşından itibaren amel defterinde eksiler, artılar, günahlar, sevaplar yazılmaya başlar. Defteri iyi doldurmaya çalışın. Defterlere yanlış şeyler yazdırmayın. İyi adam o adamdır ki diyor büyüklerden biri, sol kolunda yazan melek 20 yıl yazabilecek bir cümle bulamazsın. 20 yıl boyunca değil mi? Yazacak bir şey bulamazsın. Adamın günahı yok çünkü. Ve sürekli sağ kolu yazsın. Esas olan budur yani. Ergenlik çağından itibaren helaller, haramlar başlayınca amel defteri de efendim tutmaya başlar diye söylemiş olalım. Peki önemli bir konu daha var. Efendim birine iftira ettim ben. İftira ettim. Birinin aleyhinde konuştum. Birinin aleyhinde algı oluşturdum ki Türkiye'mizde, ülkemizde, bütün dünyada da bizde de daha çok biraz böyle son dönemlerde herkes birbirine bir şeyler gönderiyor. İftira, yalan, dolan hayli yoğunlaşıyor. Günahlar artıyor çünkü. Allah'a olan yakınlığımız azaldıkça maalesef, ibadetimiz azaldıkça, soframıza haram geldikçe dilimiz de harama alışıyor. Midemiz harama alışıyor. Hayatımız harama alışıyor. Yani tevekkül az, efendim teslimiyet az, Allah'a olan güven az. Allah rızkın kefilidir. Yeter ki sağlam ol. Şimdi birine iftira attınız. Ne yapacağız? Adam hırsız değil dedik ya, bu adam hırsız dedik. Veya bu kadın dedikoducu dedik, adam kadın dedikoducu değil. Ona gideceksin, diyeceksin ki ben sen halinde konuştum. Şu ortamda konuştum. Bana hakkını lütfen helal et. Hatalıyım, kusurluyum. Allah beni affetsin. Sana yapmış olduğum bütün iftiralardan dolayı da Allah senin makamını yükselsin. Ona dua et, kendine de tövbe et. Peki yetti mi? Yetmez. Onunla konuştun. Peki o kadın hakkında kötü bir şey söyledin. Nerede söyledin bunu? Aile ortamında. Aynı aile ortamında onun zıttını söyleyeceksin. Ama hocam rezil olurum. Ahirete rezil olmaktan iyidir. Ahirette insan rezil olacağına, dünya hayatında atmış olduğu o iftirayı efendim ne yapacak? Söyleyecek. İtiraf edecek. Yüce Allah'a tövbe etme. Bakın tövbe yetmiyor. İftira attığın kişiden helallik yetmiyor. Aracıları veya orada kadın aleyhinde konuşurken, X kadının aleyhinde konuşurken kimler varsa onların da huzurunda ben yanlış yaptım, hata ettim, yanlış biliyordum. Hangi cümleyi kullanacaksan kullan. Beni affedin lütfen. Bu kadın böyle bir kadın değil. Ben yanlış söyledim, yanlış tanıyormuşum. Özür diledim ondan, sizden de özür dilerim. Kanaatınızı değiştirin demesi gerekiyor. Bunu demeyen kişi Allah katında ahiret alemine iftiracı olarak gitmeye devam eder. Bu nedenle de elimizden geldiği kadarınca dikkat etmeye efendim gayret edelim inşallah.